bu tarçının enerjik özellikleri hakkında duyacağınız en güçlü eğitim olabilir. Size tarçını basit ama inanılmaz derecede etkili bir egzersizde nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Bu egzersizi bu kadar güçlü yapan şey, enerji seviyelerinizi artırmak için tarçınla birlikte vücudunuzdaki enerji merkezleri adı verilen güç noktalarını kullanmasıdır. Bu yüzden, bu video boyunca benimle kalın ve sahip olduğunuzu bile bilmediğiniz o iç enerjinin kilidini nasıl açacağınızı öğreneceksiniz. Kulağa hoş geliyor mu? Eğer beni izler ve bu egzersizi denerseniz farkı hissedeceksiniz. Kadim kültürler çağlar boyunca bilgeliklerini aktarmış ve bize tarçın gibi basit şeylerin enerji ve ruhsal gücü hakkında içgörüler sunmuşlardır. Bugün bu bilginin bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum ve sizi açık bir kalple dinlemeye davet ediyorum. Tarçın sadece tatlıları tatlandırmak için değildir. Güçlü koruyucu güçleri olduğu için binlerce yıldır kullanılmaktadır. Bilim insanları şimdi eski insanların zaten bildiği şeyi buluyorlar. Tarçın kanseri önlemeye yardımcı olabilir. Şimdi enerjinizi artırabilecek, ruh halinizi yükseltebilecek ve istediğiniz hayata uyum sağlamanıza yardımcı olabilecek tarçınlı, basit bir egzersizim var. Bunu uygulayarak daha iyi şeyler çektiğinizi ve hayatın daha bereketli hissettirmeye başladığını görebilirsiniz. Hayatın zor olduğunu, bir mücadele olduğunu ve sevdiğiniz şeyleri her zaman yapamayacağınızı sık sık duyarız. Bu fikirler bize çıkış yolu yokmuş gibi hissettirebilir. Ancak tarçın gibi basit bir şey kullanmak odaklanmamıza, daha enerjik hissetmemize ve bu sınırlayıcı düşüncelerden kurtulmamıza yardımcı olabilir. Size göstereceğim egzersiz, dikkatli nefes almayı ve enerji merkezlerinizi uyarmak için tarçın kullanmayı içerir. Genellikle çakra olarak adlandırılan bu merkezler, vücudunuzda enerjinin toplandığı yerlerdir. Birçok eski kültür bu enerji merkezlerini tanımıştır. Farklı isimlerle adlandırsalar bile fikir aynıdır. Henüz gerçekleşmemiş şeyler hakkında endişelenmek için ne kadar zaman harcadığınızı düşünün. Sık sık neyin yanlış gidebileceğini düşünürüz. Olumsuz düşünceleri tekrarlar ve gelecek hakkında endişeleniriz. Ancak araştırmalar endişelendiğimiz şeylerin 80-90'ının aslında hiç gerçekleşmediğini gösteriyor. Bu sadece zihnimizin bize oynadığı bir oyundur. Bu sürekli endişe enerjimizi tüketebilir ve içinde bulunduğumuz anın tadını çıkarmamızı zorlaştırabilir. Kendinizi yorgun ve enerjiniz dibe vurmuş gibi hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Bir an durup düşünün, ya böyle hissetmek zorunda olmasaydınız. Kendinize ben buyum diyebilirsiniz. Ancak bu doğru değil, bu sadece şu anda nasıl hissettiğinizle ilgili. Bunu bir yere yazın, ben böyle değilim, sadece böyle hissediyorum. Bunu yazdıkça, bu duygunun kalıcı olmadığını anlamaya başlayacaksınız. İnsanlar sizi sadece bu olduğunuza inandırmış olabilir ama yanılıyorlar. Gerçek benliğiniz ortaya çıkıp ışığını göstermek için bekliyor. Dikkatle dinleyin, çünkü sizi kendinizle yeniden bağlantı kurmanıza yardımcı olacak, basit bir egzersizden geçireceğim. Sizi adım adım birkaç nefes tekniğinden geçireceğim. Şimdi hayatınızı değiştirmeye ve hayatınıza yeni pozitif enerji getirmeye başlamanın tam zamanı. İhtiyacınız olan her şey içinizde, bunu yazdığınızda niyetinizi belirlemiş olursunuz. Bu niyeti belirleyerek istediğiniz hayata doğru ilerlemeye başlayabilirsiniz. Egzersiz için hazırlanalım. Biraz tarçına ihtiyacınız olacak. Küçük bir miktar, küçük bir kabın yarısı kadar alın ve istediğiniz bir kaseye veya tabağa koyun. Çok fazla gerekmez. Sadece macun yapmaya yetecek kadar cam, ahşap veya Hindistan cevizinden yapılmış bir kase kullanın, plastik değil. Sentetik değil, doğadan gelen malzemeleri kullanmak daha iyidir. Tarçınınızı hazırladığınıza göre devam edelim. Her şeyi karıştırmak için bir çatal veya küçük bir kaşık kullanın. Eğer zeytinyağınız yoksa Hindistan cevizi yağı da işinizi görecektir. Eğer sentetik olmayan başka bir yağınız yoksa da olur. Sadece petrolden yapılan her şeyden kaçının. Doğal malzemelerden şaşmayın. Çok akıcı olmayan kalın bir macun yapmayı hedefliyorsunuz, böylece karıştırıldığında bir arada kalacaktır. Macununuzu hazırladıktan sonra, her iki ayağınızda yere basacak şekilde oturmak için rahat bir yer bulun. Dünyanın enerjisini altınızda hissedin. Eğer çoraplarınız varsa ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı çıkarın. Petrol bazlı ürünler dünya ile bağlantımızı engelleyebilir, bu nedenle en iyisi çıplak ayakla yürümektir. Derin bir nefes alın ve bir nefes egzersizi ile başlayalım. İşte nasıl nefes alacağınız. Derin nefes alın. Alt ciğerlerinizi doldurun, sonra ağzınızdan tam olarak nefes verin. Bunu 10 kez yapın.
Biraz başınız dönebilir, bu normaldir çünkü enerjiyi hareket ettiriyoruz. Yogada genellikle sadece burundan nefes alırız. Ancak bu egzersiz sıkışmış enerjiyi açmaya yardımcı olur. Son dersimizde öğrencilerden biri bir sıcaklık hissetti ve çocukluğundan duygusal bir anı hatırladı. Birlikte bunun üzerinde çalıştık. 10 nefesi tamamladıktan sonra tarçın macununu alın ve kaşlarınızın arasındaki bölgeye uygulayın. Burası önemli bir enerji noktasıdır. Farklı kültürler bundan bahsetmiştir ve Tibet Ölüler kitabı, yaşam enerjisinin anne karnındayken bu noktadan girdiğini ve öldüğümüzde buradan çıktığını söyler. Üçüncü göz olarak adlandırılır ve eski Mısırlılar onu Horus'un gözü olarak tasvir etmişlerdir. Üzerine bastırdığınızda hafif bir baskı hissedebilirsiniz, ancak bu normaldir, alnınıza tarçın macunu sürün. Burnunuzdan nefes alın, 4 saniye tutun, sonra burnunuzdan verin. Bunu yaklaşık bir dakika boyunca yapın, nefesinize konsantre olun, 4 saniye tutun ve sonra bırakın. Bunu yatarak veya ayakta yapabilirsiniz. Ancak yatıyorsanız, nefes alırken evrene bağlı kalmak için ayaklarınızı çıplak tutun. Alnınızda beyaz bir ışık gibi, bu bölgede bir enerji girdabı hayal edin. Bu egzersiz enerji yollarının temizlenmesine yardımcı olur ve enerjinizin serbestçe akmasını sağlar. Biraz başınız dönebilir ama sorun değil. Bu sürecin bir parçası. Koğuştan sonra nefes almaya devam edin ve 4 saniye boyunca tuttuğunuz beyaz ışığa odaklanın ve sonra bırakın. Bu 5. 000 yılı aşkın süredir var olan güçlü bir egzersizdir. Tarçın bu uygulamanın bir parçasıdır çünkü enerji akışını hızlandırır ve koruyucu niteliklere sahiptir. Eski kabileler tarçının enerjik ve ruhani faydalarını biliyorlardı. Ve şimdi bilim onları haklı çıkarıyor. Tarçın kanserle savaşmaya, kan şekerini düşürmeye ve hafızayı geliştirmeye yardımcı olabilir. Dejeneratif hastalıkları ve hafıza sorunları olan insanlara yardım etmek için bile kullanılır. Tarçın enerji dolu güçlü ve kutsal bir bitkidir. Eczaneden bir şeyler almamız söylendiği için kadim bilgileri sık sık kaçırıyoruz. Bilim büyük adımlar atmıştır, ancak her zaman ihtiyacımız olan cevaplara sahip değildir. Bazen en iyi çözümler doğadan gelir. Dünya bize ihtiyacımız olan her şeyi verir ve bedavadır. Sadece ondan nasıl yararlanacağınızı bilmeniz gerekir. Kutsal bitkilerin inanılmaz özellikleri vardır ve bilim bile onlardan ilham alır. Birçok önemli ilaç bitkilerden gelir. Doğa yaşamı yaratır ve bize isteyebileceğimiz her şeyi sağlar. Bu egzersizi 5 gün boyunca yapmanızı öneririm, ancak her gün yapmak zorunda değilsiniz. Daha iyi hissediyorsanız 1 veya 2 gün atlayabilirsiniz, belki haftada 2 veya 3 kez yapabilirsiniz. Anahtar bağlantı kurmaktır, zorlamak değil. Bunu her gün yapmak zorundaymışsınız gibi hissetmenizi istemiyorum. Bunun yerine değişmek istemenizi, doğal çözümleri keşfetmenizi ve kalbinizde "bu denemek istediğim bir şey" diyen sesi takip etmenizi istiyorum. Bir şeyleri farklı görmeye ve hissetmeye başlamak için bunu yapın. İşiniz bittiğinde geri gelin ve deneyiminizi bizimle paylaşın. Bu topluluğun bir parçasısınız çünkü benzersiz bir amacınız var.